Merhaba arkadaşlar. Ben yeni müzik öğretmeniniz Aybüke Yalçın. Aybüke! Beni unutmayın. Mutlu akşamlar sevgili dostlar. MTürk TV ekranlarında her hafta olduğu gibi yine bu akşamda Beşkazan'ın Nabzı isimli programımızla siz değerli dostlarımızın ekranlarındayız. Her zaman olduğu gibi Fethiye'nin, Kıydıkemer'in, Muğla'nın ve ülke genelinin nabzını sevgili konuğumuzla bu akşam tutacağız. Yine bilindik bir sima, bilindik bir isim. AK Parti Fethiye Belediye Başkan aday adaylarımızdan sevgili jeoloji mühendisi Ömer Yıldırım abim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim şükür. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? Baya baya bir hareketlilik var. Evet, evet. Aday çokluğundan kaynaklı talep ve yoğun bir gündem oluşuyor dolayısıyla. Evet. Şu an için her şey çok güzel gidiyor. Beklediğimizin daha da ilerisinde gidiyor. Talep fazla, insanlarla olan irtibatlarımız ve aldığımız tepkiler hep pozitif yönde. Hı hı. Ben şahsım bakış açımla her şeyi çok iyi görüyorum. Evet. Sevgili izleyicilerimiz bilmeyenler vardır muhakkak seni. Öncelikle seni bir tanıyabilir miyim? Şöyle özgeçmişini, neler yapıyorsun, nelerle uğraşıyorsun, kıyafete nereden başladık? Evet. Şimdi ben jeoloji mühendisiyim. Evet. 1999 yılında ilk Muğla Makası'nda kurmuş olduğumuz yer bilimleri üzerine şirketimizle işe başladık. O tarih itibariyle Fethiye'nin zemin etütü, sismik araştırmaları, onun akabinde 2002 yılında bölgenin ilk yapı kalite kontrol laboratuvarı, beton ve zemin mekaniği üzerine. Hı hı. Onun arkasından 2004 yılında müteahhitlik işimiz başladı. Yaklaşık Fethiye'de tahmin ediyorum Muğla bölgesi dahil 10 bin üzerinde projelerde imzamız var. Bu bölgenin mevcuttaki yollarına, zeminle, inşaatla, zemin inşaat ilişkisine en iyi tecrübe eden mühendislerden biri olduğunu düşünüyorum. Tabii bu zamana bağlı olarak kazanılmış tecrübelerle doğru orantılı. Çok uzun yıllar boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızı ben 1994'te ilk bir belediye meclis toplantısında gözlemlemiştim. Orada kendisinin yapmış olduğu açıklamalarda özellikle belediye konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı o zaman. Büyük bir hayranlık duymuştum. Hatta içimden fikrim, bakış açımdan şöyle bir şey geçti. İleriki zamanlarda bu şahsın böyle düşündüm. Çok siyasette iyi yerlere gelip Türkiye için çok iyi potansiyeller üretecek birisi olduğunu tahmin etmiştim. Doğal olarak gayretlerinden ve başarısından dolayı şu anki hale gelmesini ben hiç yadırgamadım. Çok normal, bence normal bir süreç oldu. O an itibariyle gözümde ve gönlümde bir Tayyip Erdoğan sevdası başlamıştı. Sonrasında 2001 yılında işte parti kurulduktan sonra partinin 2001'den 2023 bu tarihe kadar her ay neredeyse belki yılda 15-20 defa Ankara'ya gidip genel merkez destekli olarak işte fikirsel bazda ve gözlemsel bazda çalışmalar yaptık. Bir süre sonra buradaki işlerimiz gelişti. Mühendislik işlerimiz, inşaat işlerimiz büyümeye başladı. Fethiye'nin o zaman nüfusu ilk ben işe başladığımda sanırım 28 bin, 30 binlerdeydi. Şu an herhalde bir 250 bin falan var. Bu süreci birebir içinde yaşayarak gözlemledim. Bazı zamanlar bizim bölgemizde yabancılar çok yaşadığı için İngiltere'de bulundum. Dil eğitimi ve
satış amaçlı. Villalı apartların yapımına, bunların satışını gerçekleştirebilmek için yurt dışında bulunduk. Birçok fuarlara katıldık. Ticaret Odası'nda iki dönem komite üyeliği, iki dönem meclis üyeliği yaptım. Birçok sivil toplum örgütünde hali hazırda şu anda Türkiye Mühendisler Mimarlar Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Muğla İl Temsilci Yardımcısıyım 10 yıldan beri. Sonrasında işte biliyorsunuz bölgede gönüllü olarak yapmış olduğumuz işte okul, aile birlikleri, farklı dernekler, yardımlaşma kuruluşları falan birçoğunda görev aldım. Bir süre sonra da Fethiye ile ilgili artık 2023 100. yılımıza geldiğimizde şöyle bir düşünce içerisine girdim artık. Dünyanın 8. harikası olarak tanımlanan Ölüdeniz'in de bizim sınırlarımızda bulunması hasabıyla Fethiye'nin, bırakın dünya standartları, şehircilik açısından dünya standartlarına emsal olmayı, Türkiye standartlarının bile altında kaldığını gördüğüm için dedim ki demek ki bizim de burada eksikliklerimiz var. Bunları tamamlamak amacıyla aday olmaya karar verdim. Birçok görüşmem oldu tabii bu süreçte. Sağ olsunlar, herkes olumlu tepki verdi. Biz de çıktık bu yola. Kısmetimizde, nasibimizde varsa biz her zaman razıyız zaten. Şöyle bir şey söylediniz biraz önce. Dünyadaki birçok şehre göre veya Türkiye'deki büyük birçok şehre göre Fethiye çok geride kalmış derken. Evet. Geride kalmıştı kastederken neyden bahsettik? Kısaca onu açıklayabilir miyiz? Ya biz profesyonel olarak teknik eleman olduğumuz için biz olaylara tamamen şehirleşmenin profesyonel olup olmadığı açısından bakarız. Evet. Bizim mesela buradan hemen çıkın, çok uzak değil, buradan Burdur, o güzergahtan ilerlemeye başlayın. Oradaki illeri artık bıraktık, ilçelere doğru da ilerleyin. Bu ilçelerdeki yol, kaldırım, altyapı, şehrin kullanılabilirliği, trafik sıkışıklığının önlenmesi, genel planlama, şehrin planlaması, planlı duruşu, bu açıdan değerlendirdiğimizde Fethiye'nin olması gerekenin çok altında kaldığından yanayım. Neden? Çünkü dünya güzelliği, Fethiye güzellikleriyle dünyayı hayrete bırakan bölgelerden bir tanesi. Dolayısıyla kıyaslama yapıyorum yine. Burdur'da bir şehirsel güzellik varsa Fethiye'deki onun çok rahat 10 katı olmalı diye düşünüyorum. Çünkü bu şehir bunu hak ediyor. Çünkü bu şehirde yaşayan insanlar da bunu hak ediyor. Ve olayı tamamen bu şekilde düşündüğüm için daha çok çaba sarf etmeliyiz, daha iyi çalışmalıyız. Bu şey değil. Yanlış anlaşılan da bir şey olmasın, ben sözlerimi her zaman birilerini suçlayarak değil de hani eksiklerimizden yola çıkarak giderim. Sayın hatırladığım kadarıyla Şakir amca, Şakir Kan rahmetli Şakir amcadan sonra Sayın Behçet Saatçı belediye başkanı olduğunda tabii o dönemde daha çok bir ivme kat edildi. Şehir gelişti, güzelleşti. Ama bu güzellik bugün, sonra Alim Başkan geldi. Bu güzellik şu an için bu yapılan şehircilik çalışması bence yetersiz. Çok daha iyisi olmalı. Yani yüzde oranına bakarsanız %30, %40 olarak görüyorum. Biz bunu %80, %90'lara zorlamamız lazım ki Türkiye standartlarının üzerine çıkabilelim. Halkımızı memnun edebilelim. Evet. Geçtiğimiz günlerde aynı söylemiş olduğunuz bir muhabbet esnasında dostlarla sadece Fethiye'nin makyajının güzel olduğu konuşuldu. Hani altyapı olarak cidden büyük sorunlar yaşanıyor zaman zaman. Evet. Sizin de mesleğiniz icabı takip ettiğimizde sizi gerek basın yoluyla gerek de beraber katıldığımız birçok açıklamalarda Fethiye'nin en büyük sorunlarından bahsediyorsunuz Sayın Yıldırım. Bilindiği üzere bölgemiz birinci alan da deprem bölgesi. Birinci derecede. Evet, hatta yanlış hatırlamıyorsam Taşakı Karagözler üzerinde de bir fay hattı var. Bir sıkıntılı fay hattı. Evet. Zaman zaman da ülkemizde veya dünyada depremler yaşandığında hep gündeme geliyor ama ne yazık ki bir ay sonra unutuluyor. Evet. Siz de bu konulardan bahsediyorsunuz. Aday olduğunuz, neden aday olduğunuz süresince sorulunda bundan bahsediyorsunuz. Bu konu hakkında biraz
geniş açıklama yapabilir miyiz? Tabii ki, tabii. Düşünceleriniz nelerdir? Fethiye, hani evet bir siyasetçi olarak misafirimizsiniz ama konunun da uzmanısınız açıkçası. Sayın izleyicilerimizi de bu konuda bilgilendirir misiniz acaba? Tabii ki. Şimdi Türkiye'de bir deprem gerçeği var. Yani tüm dünyada farklı bölgelerde işte doğa üstü bazı olaylar gerçekleştiğinde bizim bölgemizde maalesef deprem konusunda hem şanslı hem şanssız diyelim. Şanslı olmasının sebebi şu. Depremler sayesinde işte buradaki maden zenginlikleri ortaya çıkmakta. Şanssız olduğumuz bölümlerde biz bu depremlere tedbir alamadığımız için kayıplar yaşamaktayız. Yıkıntılar yaşamaktayız. Ölümler yaşamaktayız. Bunu olumsuz olarak görüyoruz. Şimdi ben bazı zamanlar Rodos, Yunanistan'dan gelen bir fay hattı var. Rodos, Fethiye'ye gelen bir fay hattı var. Bunun üzerinde ben kendim de bireysel çalışmalar yaptım zamanında. Hala da kısım olarak devam etmekte bu. Şimdi biz bazı süreçleri iyi yönetemiyoruz kanaatindeyim. Eğer bunu bu süreçleri iyi yönetebilmiş olsak bugün işte Erzincan en yakın 99 Erzincan depreminden özür dilerim 92 miydi Erzincan depreminden başladıktan sonra Kocaeli depremi 99 onun arkasından olan depremler ve en sonda bu sene yaşamış olduğumuz Maraş depremi. Şimdi bir kere bu konuda kriz öncesini biz hazırlayamıyoruz. Hazırlıklı değiliz. Profesyonel çalışma yapamıyoruz. Kriz anını yönetemiyoruz. Çünkü projelerimiz yetersiz ve eksik. Kriz sonrasında yönetemiyoruz. Yönetebilmiş olsak bu kadar kayıp vermeyiz. Şimdi ben Fethi için örnek vereceğim. Şimdi bizim şu hemen yakınımızda devlet hastanemiz var. Devlet hastanemiz İşte ishal sürtünme açısının çok düşük olduğu, neredeyse sıfıra yakın olduğu bir bölge zemin üzerinde kurulmuş ve taşıma gücü çok düşük bir alan. Biz buralara hastaneyi yaptık buraya. Bir süre sonra Allah korusun deprem oldu. Bu arada da depremle ilgili de şunu söyleyeyim. Deprem gerçeğine bizim alışmamız lazım. Evet. Nasıl yağmur yağması, güneş doğması, karın yağması kadar doğal bir olay. Yani belli bir süreçte bu deprem olayını biz yaşayacağız. Fethiye'den sonra 57'de büyük, 1957'deki yaşamış olduğu büyük depremin arkasından Fethiye'deki bilimsel açıklama şu şekilde. 50-70 yıl periyodu içerisinde deprem olması gerekiyor. Evet. Şimdi biz bu periyodu doldurduk. Deprem olasılığımız, riskimiz çok fazla. Deprem olasılığı var Fethiye'de. Biz deprem oldu diyelim. Deprem olduğunda buraları işte zemin sıvılaşmasından dolayı, denizin yükselmesinden, deniz hareketinden dolayı, zeminin kaymasından dolayı biz bu hastaneye nasıl ulaşacağız? Deprem anında en önemli şeylerden bir tanesi yaralmış, zarar görmüş insanları hastaneye taşımanız. Evet. Hastaneye taşıyamayacaksınız. Bu biraz önceki söylediğim kriz öncesi bir çalışma gerektirir. Yanlış. Yanlış yapılmış bir proje. Bunun arkasından kriz anındaki toplanma merkezleri, toplanma merkezimiz var mı bizim? Yok. Ama deprem olduğunda toplanma merkezimiz olmadığı için insanları bir araya getiremiyorsunuz. Neden lazım bu toplanma merkezleri? Bu insanlar evsiz kaldığı zaman, aç kaldığı zaman, yemek yiyecek, su içecek alanları kalmadığı zaman bu kriz alanlarında kendilerini güvene alıp bu ihtiyaçlarını sağlamak zorunda. Geriye kalan krizle sonra kriz sonrası bölüme baktığımızda burada da tabii devletimizin büyük Türkiye Cumhuriyeti devletimizin devreye girmesi gerekiyor. Ben kendim Maraş ve Hatay depremini birebir yerinde inceledim. Bilirkişilik olayımız da olduğu için. Evet. Sonrasındaki tabii çok dünyada benim okuduğum kitaplarda bugüne kadar görmüş olduğum eğitimde böyle bir deprem emsali olmayan bir deprem yaşadık. Bu konuda da geçmiş olsun diyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu süreçte birbirimize destek olarak bunu atlatacağız. Hı hı. Peki başkanım, belediye olarak deprem konusunda
belediye olarak belediye neler yapabilir? Belediye şöyle, belediyenin esasında tek başına yapabileceği tek şey imardaki, işte bugün yapı denetimler falan da var ama bunların kontrolünü yeni yapılan ve yapılmakta olan mevcut binalarda da depreme dayanıklılıkla ilgili çalışmalar yapabilir. Bunların denetlemesini yapabilir. Bunun yanında Çevre Şehircilik Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı'nın yardımıyla işte kriz bölgeleri, deprem mikro bölgeleme çalışmaları yapılabilir. Bunların takibini yapabilmek için. Ondan sonra AFAD'la ilgili yani koordineli devlet kurumlarıyla koordineli çalışmamız lazım. Biz hiçbir zaman şöyle bir lüksümüz olamaz. Biz size küstük, biz sizinle çalışamayız gibi bir şey içerisine giremeyiz. Evet. Ve hiç kimse de, hiçbir devlet kurumu da bize bu konuda red cevabı veremez. Biz kendimizi iyi ifade edeceğiz, iyi anlatacağız, iyi politika güdeceğiz, iyi projeler üreteceğiz, bunu ilgili yerlere uygun dille anlatacağız, sonra biz bunu karşıdan isteyeceğiz. Olması gereken süreç bu. Belediyenin yapması gereken bu. Şöyle gelen mesajlarımız var. İlk hemen onları bir okuyayım. Sevgili yine Fethiye Belediye Başkanı adaylarından AK Parti Halil Eroğlu Bey mesajını göndermiş. Donanımlı teknik mühendis aday adayımız Muğla Türk ailesine, Hakan kardeşime, Ömer Bey'e selamlar demiş. Aleykümselam. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi, kaygılarımızı iletiyoruz. Sevgili Halil Bey'e başarılar diliyoruz. Torun Yapı aynı şekilde iyi yayınlar dilerek size iyi dileklerini iletmişler. Taşyaka muhtarımız, sevgili Ali Cabbar muhtarım yine aynı şekilde başarılar dilediklerini iletmişler. Selamlar iletiyorum sevgili başkanıma. Sevgili Kamil Mutlu Demirtaş, Esnaf Odası Başkan adaylarımızdan, o da hem şu anda da belediye meclis üyelerimizden. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Sevgili Serdar Bey, iyi yayınlar dilerim. Başkanımıza çıktığı yolda da başarılar diliyorum diye mesajlarını iletmişler. Evet başkanım, uzmanlık dalınızdan birkaç tane, daha doğrusu çok küçük bir bölümde olsa edindik ama bu konular elbette konuşa konuşa günler, aylar alabilecek meseleler. Şunu sormak istiyorum. Neden AK Parti? AK Parti sevdanız nasıl başladı? Veya ben AK Parti çatısı altında Fethiye Belediyesi'ne daha güzel hizmet ederim dediniz muhakkak. Evet. Sebebi nedir? Şimdi bunu iki nedenle açıklayabiliriz. Bir tanesi AK Parti vizyon açısından Türkiye'nin kabul görmüş, vizyon açısından en ileri uçlarda ilerleyen, çok iyi çalışan, gerçekten iyi koordine olan ve ülkeye iyi hizmet eden bir partisi. Evet. Bunun başındaki Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan da bu konuda çok başarılı. Türkiye liderliğinin artık üzerine çıktı, dünya liderliğine soyundu. Hı hı. Bunu da şöyle hemen buraya bir parantez açmak istiyorum. Mayıs ayında ben bir Belçika'ya gittim, Brüksel'e. Hı-hı. İngiltere'den oraya geçtim. Brüksel'deki oturduğum ortamda Filistinli, özellikle Filistin vatandaşlarının, Irak vatandaşlarının, Mısır vatandaşlarının birebir Türkçe Erdoğan'a dua ettiğine şahit oldum. Evet. Yani cidden böyle tüylerim diken diken oldu. Bu emeği, bu başarıyı kimse göz ardı edemez. Yani bundan dolayı. İkincisi de şimdi bizim özellikle Muğla bölgemize, Fethiye'mize bir iktidar elinin dokunması gerektiğinden yanayım. Niçin? Çünkü bürokrasideki bir türlü, tabii bunu bize tam olarak kimse açıklayamıyor belediyede, işte kurumlarda. Burada eksik ve yanlış giden bir şeyler var. Eğer öyle olmamış olsa, bu kadar turist ağırlayan, bu kadar insan yoğunluğu yaşanan, bu kadar gözde olan bir mekanda söylediğiniz Fethiye'den bahsettiğiniz Fethiye, hı hı, konut fiyatları İstanbul'la yarışıyor. İstanbul'un nüfusu 20 milyon, Fethiye'nin nüfusu 200 bin. Evet. Bakın, burada normal işlemeyen, hatalı giden bir şeyler var. Biz bunları tamamlayıp, aynı dilden konuşup, eksiklerimizi tamamlamak amacıyla bu yola çıktık, AK Parti'den çıktık. Geçmişten de zaten biz AK Parti'nin içerisinde olan, gönül sevdamız olan birisiyiz. Bugün eğer
bizim örneklendirmek istiyorum bazı şeylere. Körfez temizliği. Bu körfez temizliğine biz ticaret odası başkanımız dahil o zaman dönem Akif Arıcan evet. başkanım zamanında ta o zaman temizlemekle ilgili çalışmalarımız, hedeflerimiz, projelerimiz vardı. Sonra başkan, belediye başkan adaylarımız bunu telaffuz ettiler ama baktığımızda bizim körfezimiz temizlenemedi. Sebep eksiklerimiz var, bir şeyleri yapamıyoruz, para kaynak bulamıyoruz falan filan, bunlar hiç bitmiyor. Bunun yanında şimdi yani bazı hani kıyaslamalarda da memleketler arasında şey gibi olmasın diye de isim vermek istemiyorum ama ben Cizre'ye kadar gittim. Gittiğim ilçeler arasında ciddi manada, buyurun siz de gidin bakın, yollara baktığınızda bizim yollarımızdan daha lüks yollara sahipler. Kaldırımlara baktığınızda bizim kaldırımlarımızdan daha lüks kaldırıma sahipler. Altyapılarına baktığınızda altyapıdan bizden daha önde olduklarını gördüm. Bu konuda ciddi, burada yaşayanlar, burada yaşadığımız süreçte dışarı çıkmadığımızda bunu algılayamıyoruz. İşte altyapı yapıyoruz. Kokudan turizm, burası turizm memleketi. Yani evet. adam buraya insanlar aileleriyle güzel zaman geçirmek istiyor. Siz ister misiniz? Eşinizle, çocuğunuzla bir kanalizasyon kokusunun olduğu yerde tatil yapmayı siz ister misiniz? Hem para vereceksiniz. Sadece tatil değil, yaşamak da istemiyoruz açıkçası. Yaşamak, hani biz burada tamam yaşıyoruz. Onu geçtim. Dışarıdan gelen bize turist, yani bu, bakın turist olayını hiçbirimiz küçümsemeyelim. Elbette. Burada, buraya gelen bu turistler bizim memleketimizde yüz binlere varan insanların geçim kaynağı. İnsanlar rızıklarını buradan sağlıyor. Biz bu insanların göstermiş olduğu çabaya saygı duymamız lazım. Elbette. Bunu yapabiliriz, yapamayız. Ben kendim, şahsım için söylüyorum. Yapamıyorsam çekilirim bir kenara, ben bu işi yapamıyorum derim. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Eksiklerimiz var. Derim ki ben bu işi yapamıyorsam yanıma sizi alırım. Derim ki gerek danışmanlık bağında, gerek meclis üyesi bağında kusura bakmayın. Yani Fethiye'de kimsenin şöyle bir lüksü yok. Ben işte bu kadarını yapabilirim denmemesi lazım. Fethiye bugün okur yazar oranında, akademisyen anlamında, bürokraside, üst yöneticilikte çok fazla insan yetiştirdi. Bugün bizim çocuklarımızın hepsi çok iyi üniversitelerde okuyor. Evet. Ben size yüzlerce örneği de vereyim. Bizim çocuklarımız Türkiye'de derece yapıyor artık. Evet. Bunlara baktığımızda ciddi manada belediyemizin başarısız olduğunu maalesef gözlemliyorum. Keşke başarılı olunsa da biz bu yollara hiç girmesek. Ama şunun sözünü veriyorum. Biz eğer burada belediye başkanlığı, belediye iktidarı yaparsak biz bu memlekette hayretlere düşürecek projeler üreteceğiz. Bunun sözünü verebilirim. Hı hı. İnsanlar eğer 5 yıl sonunda biz bu söylediklerimizi yapamazsak gelsinler yakamıza yapışsınlar, hesap sorsunlar. Evet. Peki Ömer Bey, şu anda izlemekte olan izleyicilerim arasında AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız da var. Mehmet Melih Tatlıcı Bey de. Evet, geçtiğimiz olsun. Günlerde Büyükşehir için aday adaylığı müracaatında bulunmuştu. Evet. Geçtiğimiz pazar günü beraber gittik hatta. Oranın havasını beraber kokladık. Muğla Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda bir temayül gerçekleşti. Gerçekten partililerin talepleri gözde görünür. Hani gazeteci kimliğimle söylüyorum. İlgi ve alaka çok güzeldi. Diğer ilçelere bakınca sakin bir ortam seçim süreci geçirdik. Fakat Fethiye'de aday bolluğu var. Evet. Şöyle ben müsaade ederseniz aday adaylarından hemen kısaca bir bahsetmek evet. istiyorum. Ondan sonra hızlı. Yine geçmiş dönem daha yeni geçmiş dönem ilçe başkanlarımızdan Turan Kovancı. Geçmiş dönem ilçe başkanlarımızdan seçimlerde, genel seçimlerde milletvekili adayı olan sevgili Turgay Öztürk. Geçmiş dönem Ölüdeniz Belediye Başkanlarından Keramettin Yılmaz. Yine geçmiş dönem Karaçula Belediye Başkanlarından Yusuf Çaylı. Ölüdeniz Kooperatifi ve Belediye Meclis Üyesi Muhammed Kökten. İlçe Spor Müdürümüz Harun Reşit Yiğit. Fethiye ve
Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi AK Partili Hikmet Selçuk iş adamı. Sevgili Salih Eroğlu, Amerika'dan gelerek yaşamış olduğu kenti bırakıp buraya gelerek Fethiye için yapabileceğim bir şey var diyerek o da adaylığını açıkladı. Sevgili yine genç kardeşlerimizden Özay Karagöz ve Mehmet Göksu, siyasete yeni giren arkadaşlarımızdan. Evet. Alper Kavasakal Bey ve Galatalimiz var. Tema ile giren isimler arasında. İki tane de Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adayı arkadaşlarımız var, abilerimiz. Yine iş adamlarından Efraim Akçaben, evet, ve Ziraat Mühendisi Mehmet Yük. Oldukça kabarık bir liste. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Aday adayının bolluğu iyi yönde mi yoksa zarar verici yönde mi? Şimdi şöyle izah edeyim. Öncelikle bahsettiğiniz adı geçen arkadaşlarıma, dostlarıma, abilerime, kardeşlerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepsini selamlıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızı da aynı şekilde saygıyla selamlıyorum. O da mesajını göndermiş. Herkese çok selamlar, hayırlı akşamlar demiş. Pardon. Yine parti yöneticilerinden, ilçe teşkilat yöneticilerinden Murat Tümen de aynı dilekte mesajını göndermiş. Buyurun. Bu iki tane de Milliyetçi Hareket Partisi'nden de arkadaşımız var. Evet. Bunlar da yakın tanıdığımız arkadaşlarımız. Bu insanların çoğunu zaten iyi tanıyorum. Hepsi birbirinden değerli insanlar. Hepsi kendi mesleklerinde, işlerinde başarılı insanlar. Kimisi yola yeni çıkmış, kimisinin tecrübesi çok fazla. Beni mutlu eden şey şu. Hepsi bir hevesle çıkmış bu yola ve ısrarcı bir şekilde ilerliyorlar. Bu Fethiye'miz için ilk defa oluyor tahmin ediyorum. Bu bizim için çok güzel bir şey. Neden? Çünkü her birinin ayrı projesi var. Her biri Fethiye için ayrı bir hayal kurmuş. Hepsinin ayrı bir projesi var. Hepimiz kendi aramızda yapmış olduğumuz toplantılarda herkes fikirlerini söylüyor. Bu fikirler içerisinde benimsediğimiz, benimsemediğimiz, karşı olduğumuz ya da yanında olduğumuz fikirleri tartışıyoruz birlikte. Bu şekildeki bir aday çokluğunun sonucu bize şunu getirebilir. Başarımızı daha üst noktaya, çıtamızı daha da yükseltmeye sebebiyet verebilir. Yani bizim limitimiz deriz ki biz işte şu kadar mahallede şu kadar iş yapacağız ama bu arkadaşlarımızın zorlamasıyla belki bu ivmeyle iki katını yapacağız. Tıpkı Cumhurbaşkanımızın Avrupalıların ifade ettiği gibi diyor ki bir insan diyor, bir diyor devlet başkanı diyor bu yaptığı işi diyor 50 yılda zorla yapardı. Ama diyor birisi çıktı 20 yılda yaptı diyor tamamını diyor. Hı. Evet. Aynı şekilde bu bizim için aday çokluğunun fazla olması bizim için avantaj olarak, ben şahsi olarak öyle düşünüyorum. Bu bizi daha da motive edecektir. Daha da bizim ufkumuzu genişletecektir. Daha da çemberimizi büyütecektir. Çember içerisine alacağımız insan sayısını artıracaktır. Böylece AK Parti'nin, Fethiye'nin AK Belediyecilik'le buluşmasına sebebiyet verecektir diye düşünüyorum. İçimden geçen, gönlümden geçen bu tabii ki. Peki şu anlamda bunun zararları da var mıdır? Hani güzel yönde olanı açıkladınız. Tabii. Elbette iktidarda, Fethiye'de iktidarda olmayan bir siyasi parti. Evet. Genelde evet ama evet, iktidarda siyasi olmayan bir partinin aday adayısınız. Neticede 12, 2 tane de Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14 tamam, tane aday adayı. Kopmalar olmaz mı? Neticede kopmalar olacak. Ya şimdi benim doğrusu geçtiğimiz yıllarda bunların örneklerini doğru yaşadık, tecrübeliyiz bu konuda da. Şimdi bizde yani benim fıtratımda şu var. Hayır düşün aşına, hayır gele başına derler. Tamam. Evet. Ben insanlara hep dostane, arkadaşça, içinden geldiği gibi samimi bir şekilde yaklaşırım. Beklerim ki karşımdaki de aynı şekilde olsun. Bana aynı şekilde yaklaşın. Bu dönem sanki geçmiş dönemlerden daha farklı görüyorum. İnsanlar birbirine karşı daha anlayışlı oturup hani birbirine rakip değil de birbirine aynı bir yola çıkmışlar. İşte birimizin görevi bu, birimiz şunu yapabiliriz.
mantığıyla ilerliyorlar. Dolayısıyla ortaya şöyle bir gerçek çıkıyor. Sanki bu insanlar o kırılma yaşayacak olgunluğa gelmiş, hani bu kırılmaya sebebiyet vermeyecek şekle bürünmüş gibi gözüküyor. Yani hepsi birbirine saygı gösteriyor. Diyor ki Sayın Başkanım diyor, eğer diyor ben olmazsam diyor, siz olursanız diyor, ben destekçinizim, yanınızdayım diyor. Ki ben de bu şekilde düşünenlerdenim. Zaten biz bunu sağlayabilirsek bu seçimi rahat bir şekilde kazanırız. İnsanların genel manada beklentisi bu. Dün ben 41 tane esnaf dolaştım kendi bölgemde. Bu insanların 41'inin 41'inden bahsediyorum. Hepsinden aldığım tepkiler hep olumluydu. Hiç kimse biz size oy vermeyiz demedi. Sebebi de şu: biz projelerle gittik. Ne yapacağımızı anlattık. Yapılmayan şeylerin sizi nasıl rahatsız olduğunu sorduk. Onlar da bize eğer bu şartlar altında, eğer böyle söylediğiniz gibi bir şeyi yapabilecekseniz biz size söz veriyoruz, oy veririz diye hitapta bulundular. Bu beni çok mutlu etti. İnsanlar şunu da söyleyebilir: ya kusura bakmayın, biz size oy vermek istemiyoruz, memnun değiliz, işte şu bir sebep üretebilirdi. Yerel belediyecilikte insanlar şunu bekliyor anladığım kadarınca. Çünkü bir de buraya biliyorsunuz doğalgaz gelecek şimdi. Evet, evet. Doğalgaz projemiz Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı. Yarın bu doğalgaz Seydih Kemer Fethiye'ye geldiğinde artık sokaklarda biliyorsunuz planlı çalışma olmazsa bunun üstesinden, bunun örnekleri çoktur. Ben Kötekli'de gördüm. Kendi çocuğum bir tanesi orada çalışıyor. Evet. Kötekli'de yaklaşık yani 1,5 kilometre, 2 kilometre yolun 3 senede yapıldığına şahit oldum. Yani bunlar biz unutmuyoruz yaşadığımız şeyleri. Bakın, gün bugün, saat bu saat. Biz geçmişte yaşadığımız her şeyi yeri geldiğinde hatırlatırız, sorarız hesabını. Evet. Unutmadık yani, gördük. Bunu yapamayan bir ekip Fethiye'de bütün cadde ve sokakların kazıldığını düşünün. Bunun üstesinden, yani eğer Muğla mantığıyla düşünülürse, Muğla'daki belediyecilik mantığıyla düşünülürse herhalde 10 senede altından kalkamaz diye düşünüyorum ben. Zaten bir de şöyle bir şey var. Ne yazık ki 2-3 kez oldur yaz aylarında Fethiye'deki altyapı çalışmaları ve yol çalışmaları nedense hep yaz aylarında olduğu için turizmin tam kaynamaya başladığı dönemler turizmci bundan hep bir darbe yiyor. İnşallah o dekorelmiş olduğunuz konularda eklenmez diye temenni ediyoruz. Ya çok özür diliyorum. Bu konuda benim de çok tepki geldi çünkü. Hı hı. İnsanlar şunu söyledi. Niye dediler işte Temmuz ayında en yoğun, turizmin en yoğun olduğu dönemde, yüksek sezonda niye bu yollar kazıldı? İşte ben isterdim belediye bununla ilgili işte açıklama yaparken İşte planlama hatası olmuş olabilir, işte ihale aşamasında süreçlerde gecikme olmuş olabilir. Atıyorum alan firma, ihaleyi alan firma işi becerememiş olabilir, yapamamış. Bunlar da olasılık. Evet. Ama bu planlama, ya bu çok profesyonel çalışma gerektiren bir iş. Yani şu açıklama inanın yeri geliyor, utanç verici oluyor ya. Ya insanlar buradan geçimlerini sağlıyor. Şimdi siz bu ana caddeyi kapattınız. Burada kaç tane esnaf var? Atıyorum 200 tane esnaf var. Bu insanların her birinin buranın bir ay kapalı kalması, bu insanların zararını bir hesap edebiliyor musunuz? Bu insanlar evlerine ekmek götürüyor. Bu insanların hepsinin çocukları var. Üniversitede çocuk okutuyor. Lisede, ortaokulda, ilkokulda çocuk okutuyor. Geçim kaynağını buradan sağlıyor. Bunun yanında bir ciddi anlamda da iş istihdamı sağlayan iş yerleri var. Ya bu planlama hatasına ben kabul etmiyorum. Yani olmaması gereken bir şey diye düşünüyorum. Peki Ömer Bey, genel anlamda konuşmaları gerçekleştirdik ama aday adayısınız. Allah'ın hakkı ederse herhalde piyasada konuşulanlar 15 gün içerisinde adayın veya aday adayı sayısının aza indirgence konuşuluyor. Netli kazanacağı konuşuluyor. Oldu. Allah izin verdi. Belediye başkanlık görevi size nail oldu. Size göre en büyük problemler, Fethiye'nin ciddi problemleri, depremden tabii ki bahsettiniz. Neler? Fethiye, şöyle,
Hem Fethiye dışarıdan 30 yıl önce geldiniz. Küçük yaşta. Evet. Bir de şehir dışı ziyaretleriniz, ülke ziyaretleriniz var. Fethiye ile kıyaslamak babında. Evet. Şimdi bir kere elimizdeki doğal güzellikleri çok iyi kullanmamız lazım. Hı-hı. Fethiye Körfezi'nin bir kere ciddi manada İstanbul'da Haliç'i bilirsiniz değil mi eski evet. haline? Sonradan Haliç'in ne hale geldiğini de gözlemlediniz. Basıncısınız gördünüz. Evet. Daha temiz, güzel kullanılabilir hale. Biz bir kere Fethiye Körfezi'ni temizlememiz lazım. Hı-hı. Fethiye Körfezi'ni cazibeli bir hale getirmemiz lazım. İnsanlar Fethiye'ye girdiği an oradaki bizim körfezimizi gördüğünde İşte dünya cenneti burasıymış izlenimini vermemiz lazım. Şöyle bir şey, küçük burada bir virgül koymanızı istiyorum. Hı. Bu konu sizin de alanınıza giriyor netice itibariyle. Hı. Fethiye Körfezi'ni temizlemek kolay mı, mümkün mü yani? Yoksa gözde mi büyütülüyor? Yani bugünkü teknolojik imkanlarla ve buranın geliri kıyaslandığında benim şahsım için yine söylüyorum, benim şahsi fikrim. Hiç de zor değil yani yapılması gereken. Çünkü burası öncelikle. Evet. Önce burası bizim vitrinimiz çünkü. Bunun yanında orayı temizlediğimizde işte kruvazer gemilerin girip buraya biliyorsunuz dünyanın büyük gemileri belli Hı. yerlerde geliyor. Bunların en büyük örneklerinden bir tanesi Kuşadası. Bu konuda çok başarılı oldu. Kuşadası, Marmaris. Ya bu çok zor değil. Yani Kuşadası Belediye Başkanı bunu eğer yaptıysa hı hı. davet edersiniz. Başkanım işte biz de buradayız bir gözlemize misafir edersiniz. Görüş alışverişinde bulunursunuz. Hı hı. Yapılamıyorsa bu şekilde bile çözülebilir. Ama personel imkanlarla Fethiye Körfezi'nin temizlenmesi zor değil. Bütçe isteyen bir iş ama Fethiye'nin geliri de az değil yani. Hı. Ha kaynak sağlama bağımında şu olabilir. Benim kendi kişisel fikrimi söylüyorum. Fethiye'de henüz daha kullanılmamış çok güzel koylar var. Burayı benim istediğim Fethiye'de olan bütün koylar Fethiye Belediyesi'ne bağlanmalı. Dolayısıyla gelirimiz ne kadar artarsa bizim şehrimize yatırımımızı o kadar artırırız. Bu benim şahsi talebim. Bütün bürokratik işleriyle ben kendim şahsım ilgileneceğim. Buradaki turizmle ilgili dengeleri sağlayabilmek için belediyenin de belli yerlerde müdahil olması, katkı sağlaması gerekiyor. Bunu yapabildiğimiz zaman biz buradaki denizi değerlendirip buradaki gelirimizi belki 10 kat artırabiliriz. Geçtiğimiz hafta yanlış hatırlamıyorsam sevgili Hikmet Bey'in programında izleyicimizin biri bir soru sormuştu. Demişti ki Fethiye'nin öz kaynakları Fethiye'yi yeterli anlamda kullanıldığı zaman Fethiye'ye ciddi anlamda yeter ve Fethiye'yi şahlandırır. Sizin düşünceniz nedir bu konuda? Bu çok doğru bir bakış. Çünkü bana çok mantıklı bir soru gelmişti. Tabii. Şimdi şöyle biz ticaret odasında da biliyorsunuz ben genelde istatistikler üzerinden hareket eden birisiyim. Yani atıyorum bir nüfus yoğunluğundan, trafikten bahsolduğunda ben giderim AVM'nin önündeki trafik yoğunluğunda günde kaç tane araç geçmiş, ne kadar yaya insan yürümüş. Bu istatistikler üzerinden gittiğiniz zaman gerçeklere ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde bu gelirle ilgili bölümde de Fethiye'nin mevcuttaki öz kaynakları dışarı çıkmasa zaten Fethiye'yi yani bolluk içerisinde yaşatır. Ne oluyor? İşte dışarıdan gelen marketler, biz burada paramızı götürüp oraya veriyoruz. Onlar işte merkezlerin neresi? İstanbul. İstanbul'a gidiyor para. Burada kalmıyor. Keşke bizim bir ara bu çalışmamız da vardı ticaret odasında. Kendi yerel esnafımızla ticaret yapalım. Paramız burada kalsın, kendi içimizde dönsün. Evet, doğru. Evet. Biz bunun da çalışmasını yaptık. Ya Fethiye çaresiz bir yer değil yani. Fethiye turizm gelirini düşündüğünüzde, tarım gelirini düşündüğünüzde, alternatif işte rehabilitasyon sahalarını düşündüğünüzde gerçekten mükemmel ötesi bir yer. Evet. Babadağ. Babadağ'ın bana dünyadaki örneği ben Hong Kong'da gittim. Hı hı. Denizin kenarından işte teleferikle yukarıya çıktık. Yani orada plaja falan giremiyorduk. Ama biz burada Babadağ teleferikle çıkıyoruz. Aşağıya ay bir 20 dakika 25 dakika sürüyor. Bir saat farz edin. Çıkıyoruz yukarı 2000 metreye 1900 1970, 1900 hatta 90'a kadar çıkıyoruz.
Oradan aşağıya bir saat sonra plajda denize giriyoruz. Paraşütle atlayıp direkt paraşütle atlayıp evet. Alternatifimiz çok fazla. Evet. Ciddi manada bunları biz gelire döndürüp eğer memlekete hizmet olarak sağlarsak bizim gelirimiz bir kat daha artar. Hemen şöyle gelen mesajlara bakıyorum. Sevgili Abdurrahman Ögeren, liseden sınıf öğretmenimdir. O da şu anda bizleri izliyormuş. Geçmiş öğretmenler gününe işten dileklerimle kutluyorum hocam. Valla affına sığınıyorum. Bu aralar bayağı bir hareketliyim olduğumuzdan sevgili öğretmenimi arayamadım. Özderya Market, sevgili Özkan Toker. Aynı şekilde sevgili kardeşime selam olsun. İyi akşamlar, iyi yayınlar dileklerini iletmişler. Biraz önce Bakı geçmişti. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin Fethiye Belediye Başkanı aday adaylarından sevgili Ziraat Mühendisi Mehmet Yük abim de şu anda bizi izliyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Kendisi de size iyi dileklerini göndermiş. Sevgili başkanım, gençler ile ilgili ne tür projeler var? Bunun yanında kentsel dönüşüm konusunda ne düşünüyorsunuz? Böyle sorularımız gelmiş. Evet. Şimdi önce kentsel dönüşüm konusunu konuşalım. Özellikle 1999 yani 2000 diyeyim. 2000 öncesi binaların bir kere kesinlikle el alınıp araştırılması gerekiyor. Buradaki beton standartlarının, statik dengelerin, işte zeminin binayı taşıyabilir taşıyamaz değerlendirilmesinin yapılması lazım. Eğer burada binalar biliyorsunuz eskiden hazır beton zorunlu değildi. Elle dökülen betonlarda genelde beton dayanımı düşük çıkıyor. Bu da işte yarın bir deprem anında falan binanın çökmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla biz burada kayıp yaşıyoruz. Hızlı bir şekilde bu 2000 öncesi yapılan, ruhsat alınan binaların araştırılması, bunların raporlanması, raporların ilgili bakanlığa gönderilmesi, belediye tarafından o kişilere işte uyarılarda bulunulması, bunun da devlet yardımı ile ve gerekirse bu konuda belediyede ruhsat konusunda, ruhsat harçları konusunda destek olarak binaların hızlı bir şekilde yenilenmesi gerekiyor. Bunda tabii söylediğim gibi teknik çalışma bu konuda işte İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Harita Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası bunlarla koordineli çalışmamız lazım. Yani bu odalardan en az her birinden 3'er tane arkadaşımızı, konusunda uzman arkadaşlarımızı onlardan görüş alarak toplantı bir meclis kurup onlardan görüş alarak bu şekilde hareket etmekte fayda var. Bir başımıza değil de yani komisyon oluşturup bu komisyonun kararına göre hareket edersek hem üzerimizdeki yükü azaltmış oluruz hem de koordineli çalışmış oluruz. Gençlerle ilgili evet. Konuya geleyim. Şimdi tabii yeni jenerasyon bizden daha çok farklı bir yaşam sürüyor. Benim küçük oğlum da Ankara Hukuk Fakültesi'nde okuyor. Evet. En küçüğüm, diğer ikisi üniversite bitirdi. Şimdi onların tabii bize göre yaşam şekli, gördükleri ve kendi planları bizden daha farklı düşünüyorlar. Dolayısıyla onlardan anlayışla karşılamamız lazım. Onların beklentilerini birebir onlarla konuşup, onlarla muhabbet edip anlamamız gerekiyor. Bunların başında zaten kötü alışkanlıklar edinmemeleri için bu çocukların mevsimlik de olsa hissası açmamız lazım. Evet. Yani üniversiteyi bitirmiş, bitirme aşamasında üniversite öğrencisi olan çocuklarımıza esasında ben bunu söylemeye çalıştım biraz önce. Fethiye etrafındaki güzel koyları Fethiye Belediyesi bünyesine alıp burada belediye destekli işletmeler kurup bu işletmelerde de sezonluk olarak bu çocukların çalıştırılması bunların kötü alışkanlıklar edinmesine engel olur. Hem de bu çocuklar üniversite okuyacaklar, lisede okuyacaklar her neyse cebilerine biraz para girdiği zaman kendi ihtiyaçlarını görürler. Hem yaşamın esasında çünkü babanın, annenin şeyini kimse bilmiyor. Paranın nasıl kazanıldığını, bu emeklerin nasıl olduğunu, nasıl verildiğini falan. Çocuklar kendileri de bu yaşta çalışmaya başlarlarsa hayata hazırlanmış olurlar. Bunlara da bir toplumsal bir proje olmuş olur. Özellikle gençlerden yana çok umutluyum. Onları anlamaya çalışıyorum.
Onlarla oturup eğer ben belediye başkanı adayı olursam, onlarla geniş kapsamlı yani kültür merkezinde eğer müsaade olursa, atıyorum belki haftanın iki günü 500'lerden 1000 kişi, 1000 tane gençle oturup fikirlerini alarak, kendi onların tepkilerine bakarak, tepkilerini ölçerek neye ihtiyaç olduklarını, neye ihtiyaç duyduklarını anlamaya çalışıp ona göre belediyeye gelirse çözümü nasıl üretebiliriz onları planlamasını da yapmak lazım. Bizim geleceğimizi onlar çünkü. Kesinlikle. Fethiye'nin bu yaz özellikle hem elektrik hem su sıkıntısı çektiğimiz sebebi kaçak yapılaşma. Evet. Ne yazık ki daha hala da hızlı bir şekilde mantar gibi türemeye de devam ediyor. Ne hikmetse göz yumuluyor bu durumlara elbette. Neler söyleyeceksiniz başkanım? Ya bu ülkemizin kanayan yarası. Hani ben bu konuda buradaki belediyeyi falan suçlayacak değilim açıkçası. Elbette. Bu tüm Türkiye'de olan şey. Maalesef yasalarımızda açıklık var. Boşluklar var. Bu boşlukları insanlar değerlendiriyor olumsuz yönde. Yani olumlu yönde zaten kimse kullanmaz da. Hepimiz olumsuz yönde kullanıyoruz. Ben vatandaşım, ben kendim bile. Yani pozitif ayrımcılık olacaksa ben bu işin pozitif ayrımcılığını yapabilecek, becerebilecek insanların başındayım. Evet. Ama ben evime ruhsatlandırarak, işte ruhsat harçlarını ödeyerek, yapı denetimini karşılayarak, ondan sonra bütün projelerini resmi olarak yaparak, bütün kurumlardan izinlerini alarak yerine getiriyorum. Sonra bunu turizme döndürdüğümde bunun da ilgili yerlerde işte vergi dairesiyle kayıtlarımızı yaptırıyoruz, emniyete bildiriyoruz, jandarmaya bildiriyoruz. Bunları da yaptırıyoruz. Bu varken şimdi bu kaçak yapılaşmaya insanların özenmesinin sebebi, yani bir tarafta bütün görevlerini yerine getiren insan var. Yani bir çocuk düşünün, bütün sınavlar dersine çalışıyor, sınavlara giriyor, başarılı oluyor, kendini yetiştiriyor. Diğer tarafta çocuk hiç çalışmıyor, kopya çekip aynı başarıyı elde etmeye çalışıyor. Aynı başarıyı ya da elde etti gözüküyor. Ama bir süre sonra ortaya acı gerçekler çıkıyor. Diyor ki sınava girdin, gerçek sınavda sen yapamıyorsun. Niye? Çünkü kopyayla geçtin. Evet. Şimdi burada da bir süre sonra ben bu konudaki kanun maddelerinin çok katı olmasından yanayım. Kimseye ayrıcalık olmasın. Bana da olmasın, size de olmasın. Benimkine de, ötekine de olmasın. Evet. Neticede sadece AK Parti'nin değil, Cumhur İttifakı'nın aday adayısınız. Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi. Görüşmeleriniz oldu mu? Ziyaretleriniz gerçekleşti mi? O bölgelerle ilişki durumunuz nasıl? Tabii. Ben adı geçen partilerle zaten koordinasyonum var. Öncelikli olarak biz öyle gördük, öyle büyüdük. İl başkanımızı ziyaret ettim. MHP yine il başkanımızı ziyaret ettim. İlçeyle ilgili koordinasyon kurdum. Ziyaret ettiğim birebir oldu. Resmi ziyaret yapmadım. Onu da şimdi yarın yine Milliyetçi Hareket Partisi'yle ve diğer arkadaşlarımı ziyarette bulunacağım. Tabii ki bu yolda birlikteyiz, beraberiz. Ben sonuna kadar oradaki bütün yönetici arkadaşlarıma, yönetimdeki arkadaşlarıma, başkanlarıma, hepsine saygı duyuyorum. Hepsinden destek bekliyorum. Hepsiyle bir gönül bağımız var. Hepimizin amacı burada memlekete iyi bir hizmet yapıp, memleketimizi 1, 2, 3 basamak yukarı çıkartıp, daha iyi bir hizmet sunup verim elde edebilmek. Çoğumuzun amacı bu. Ha kimisi bir basamak çıkarabilir, kimisi 7 basamak çıkarabilir. Evet. Biz 7, 8, 10, 10 için zorlayacağız yani. Ahmet Akar maşallah tebrik ederim diyerek yine mesajlarını iletmişler. Sevgili Hakan Yılmaz abim de yine bizleri izleyenler arasında selamlarımızı gönderelim kendilerine. Yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz sevgili başkanım. Bunu bütün adaylarımıza konuk ettiğim tüm aday adaylarımıza söylüyorum. Sabah seçim gün Fethiye Belediyesi'ni kazandınız. Gittiniz evinize derin bir uykuya daldınız. Sabah kalkınca Fethiye'de ilk gerçekleştirmek istediğiniz projeniz, hizmetiniz nedir? Şimdi şöyle, ben hayatım boyunca hep yol ve kaldırımlara önem vermiş birisiyim.
Bunun sebebi de şu. İnsan için en önemli şey barınmaktan sonra, yiyecek barınmaktan sonra yol ve kaldırımdır. Yani bir örnek vermek istiyorum. Taşıka Mahallesi, Delik Taş'ın girişini bir düşünün. Evet. Oradan yukarı çıktığınızda ben yazın evimde orada gözlemliyorum. Turist çağısı, hadi kendi insanımızı vazgeçtik. 3 yaşındaki çocukların elinden tutmuş, kaldırım yok. Akşam üzeri. Araba hızlı bir şekilde geliyor. Devamlı anlatmak istemiyorum. Şimdi bunlar bu yüzyılda olmaması gereken şeyler. Biz öncelikle insanlarımızın yolunu yapacağız, kaldırımı yapacağız ki güvenle hareket etsinler, güvenle yürüsünler. Evet. Öncelikli olarak benim öncelikli konum. Ondan sonra da dediğim gibi güvenli binalar oluşturmak, turizmimizi geliştirmek için alternatif turizmler neler yapabiliriz, sağlık turizmine nasıl geçebiliriz, işte deniz turizmimizi daha nasıl geliştirebiliriz, ondan sonra da o. Sevgili Hocam Yıldırım mesajını iletmiş. Ömer Başkan, Allah yolunu bahtını açık etsin inşallah diyerek mesajını iletmiş. Başkanım, 12 tane AK Parti çatısı altında 12 tane aday adayı. Haftada hemen hemen her gün olmak adına haftada birkaç defa kendi aranızda toplantılar gerçekleştiriyorsunuz. Bu toplantılarda eğer ola ki aday gösterilmediniz, neticede bir tane aday gösterilecek, 11 tane arkadaş gerek mecliste düşünülecek veya gerekse ben diğer çalışmalarda bulunayım diyecek. Birlik beraberlik var mı? Kürkmeler yaşanacak mı? İkliminiz nedir bu konuda? Tabii insanoğlu, insandan her şey olabiliyor maalesef. Ama benim kendi bireysel gözlemim ve tecrübem şöyle. Buradaki arkadaşlarımızın her birinin samimi olduğuna inanıyorum. Ben şu olgunluğa sahibim. Ben olmazsam, diğer bir arkadaşım olacaksa ben yanında olurum. Ne kadar yanında olurum? Onun istediği kadar yanında olurum. Amacım bizim burada belediyecilikle Fethiye'yi buluşturmak ve memleketimize hizmet etmek. Hizmet noktası. Talat Yılmaz mesajını göndermiş. Ömer Başkanıma selamlar dilerim. Gaziantep'ten de selamlar. Fethiye Sevdalısı mesajını göndermiş. Evet, Fethiye'yi çok severler biliyorum. Başkanım, yavaş yavaş programın sonuna geldik. Neler söylemek istiyorsun böyle sizi izlemekte olan sevgili izleyicilerimize? Mesajınız nedir? Konferlerinizi alabilir miyiz? Şimdi çok beğendiğim bir söz vardır. Halka hizmet, hakka hizmettir derler. Hı hı. Bu ciddi manada kutsal bir iştir. Bunun yükümlülüğü ve sorumluluğu çok ağırdır. Eğer ben kendi nasibime, kısmetimde varsa, belediye başkanlığı yapabileceksem, Allah beni mahcup etmeyecekse önümü atsın. Ama mahcup olacaksam da önümde engeller olsun isterim. Evet. Bu tamamen kalbimden geçen bir duadır. Allah memleketimize iyi yöneticiler versin. Memleketimizi geliştirsin, güzelleştirsin. Buradaki 14 adayı arkadaşımın, ben hariç 13 tane kalıyor. Evet. Bu arkadaşlarımın her birine başarılar sunuyorum. Hepsinin yanındayım. Hepsini seviyorum. Hepsine değer veriyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de bugün bizleri kırmayarak ekranlarımız karşısına geçip sizi izleyen, sizi merak eden izleyicilere kendinizi tanıtma fırsatı bulduğunuz için. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim, bugün de yine bir başka aday adayımız sevgili Ömer Yıldırım abimiz sizlerin ekran karşısındaydı. Bizlerin konuğuydu. Mümkün olabildiğince kendisini ifade etmeye çalıştı. Fethiye için elbette daha projelerimiz aday adaylı olduğumuz için projeleri açıklamamızın bir anlamı olmadığını düşünecekliyiz. Ondan o konulara fazla girmedim. Sadece uzmanlık dalı olan jeoloji mühendisi olduğu için uzmanlık alanındaki deprem konusundan biraz kendisinden istifade etmeye çalıştık. Birden bugünlük bu kadar. Yarın inşallah yine sevgili Serdar Cemal Hocam bir başka adayımızla ekranlarınızın karşısında olacak. Hocam yarın adayımız, konuğumuz kimdi? Köyceğiz.
belediye başkan adayı AK Parti'den. Evet. Köyceğiz'den, Köyceğiz ilçemizin AK Parti belediye başkan adayı adaylarından sevgili Nadi Pirci yarın konuğumuz olacakmış. Sevgili Serdar Hocam'ın konuğu. Ben öncelikle ekip arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Bizlere katkılarından dolayı, desteklerinden dolayı. Sevgili Ömer Başkanıma da başarılar diliyorum. Çıkmış olduğu bu yolda inşallah başarılar elde eder. Fethiye halkına, Fethiye'ye hizmet etme girişiminde bulunur diyorum. Efendim bir sonraki yayınımızda tekrardan görüşebilmek ümidiyle diyorum o zaman. Bizler aday adaylarını hızların ekranına karşılığına getirmeye devam edeceğiz. Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı akşamlar.